Karşısı balın gübreyi dediğim Akdeniz gübre. Evet. Balamı kırmadım. Balamı sen koşuyor. Evet. 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 Serbest bölge liman zaten kapısından gidiyor sağ tarafa. Ortadan da şeye gidiyoruz, evet. Şehir merkezi. Nereye gidiyor şeye? Bu yolun yapılma projesinde benim adım var. Öyle mi? Komitede ben de vardım.
yayındayız evet şu an. Bölgeye kadar uzanan koridoru serbest bölgeyi de geçerek neredeyse kiralama zorunda kaldılar. Satın aldılar. Bu tarafa genişleyip sonra bir baktım. 3 tane 4 tane daha bina yapıldı. Mümkün değil artık o binaları yapmanın yıkıp tane beden ödemenin maliyeti düşüyor. Affettiler. Bersin'e konuyu biraz Bersin'e paralel olarak değiştiriyorum. Hong Kong'da biliyorsun hava meydanı şehrin tam ortasındaydı. Öyleydi. Sonra oraya abi yani Hong Kong körfezinin içinde bir adaya hava meydanını taşıdılar. İsabet ve gemicilik için de isabet değil mi abi? Çünkü orada eski hava meydanında uçaklar şeyin apartmanların tam üstünden sıyırıp geçiyordu. İşte yani bir şehrin gelişmesinin en aşağı bir ne bileyim 20-30 yıllık bir projeksiyon içinde düşünmeleri gerekiyor. Aynı şey. Ben her ne kadar Adanalıysam, Adanalı uçan olsam bile bir düşünmek lazım. Dersinler evet tam şey genişe tarafı. Evet. Tabii canım şimdi çok güzel ve kaliteli bir şey. Evet halkı da çok kaliteli. Evet.
İstanbul'un İtalya'sıydı. O kadar güzeldi Ataköy. Kendi başına bir şehir gibiydi. Fakat şimdi hiç. Çekmecede oturmaya yetiyordu. Evet. Ben de aradım böyle yani gönlü olsun diye. Yeni de evlenmişti o zamanlar. O zaman Halkalı tren istasyonuna mı bağlıydı? O, merkez orasıydı çünkü. Halkalı son durak. Evet. Vardı. Halkalı son durak değil de İstanbul için son duraktı ama şey için. Edirne'ye devam ediyordu tabii trende. Yani banyo trenleri için dediğim gibi son duraktı. Evet. Şeyde de son durak Anadolu tarafında da Pendik'ti. Bazı trenler Tuzla'ya kadar gidiyordu o zaman. Halkalı'dan sonra Halkalı diyorum. Yok karşı tarafı. Pendik tarafında en son istasyon ne şimdi Marmara'ydı? Gebze. Gebze İzmit'e bağlı zaten. İstanbul'a bağlı değil ki biliyorsun. Yani çok şeyler değişti. Bu da eski karayollarının olduğu yer değil miydi abi? Evet. Ya her zaman gelmiyor. Ve çoktandır da ben Mersin'in içine girmiyorum. Hep işte size gelirken ne bileyim Türkan ablalara falan giderken insanlara şeyden gidiyoruz, oturumdan. Buralara girdiğimiz yok. Sakalar buralar çok değişmiş. Yazdık adına. Şimdi bu yolumuz bizim eski Silifke yolumuz. Silifke yolu yani eski çevre yolu Mersin'e göre. Mersin'e göre eski çevre. Son sahibim olacak. Yani her yerinde böyle belli kırılmış kaynak yapmış, eklemeler yapmış falan ama motosiklet çalışıyor. Fotoğraf çekebilir miyim dedim motosikletinle. Çek dedi. Teşekkür ettim kendi. Ben sana teşekkür ederim. Niye? Kendi söylüyor niye oldu? Beni bir adam yerine koydum da benle sohbet ettim. Bana bu kadar insanlar. Ya insanlar yaptan önce daha da bir şey oluyor biliyor musun? Hastalıklar biliyor musun? Kutsallaşıyor evet. Yani kimse demek ki bunu işte ihtiyarını bilmiyor. Ben sana kısa bir ben de bir anekdot hikaye anlatayım. İstanbul'da Marmara'ya indim. Bir şey yeni kapıya gideceğim. Şey dolu. Vagon dolu. Ondan sonra getirdi oturuyorlar. Ondan sonra bir istasyonun birinde yaşlı bir. Yaşlı derken benden de yaşlı yani. Yaşlı artık amca diyeceğimiz pozisyonda yani. Adam bastonuyla birlikte bindi trene galiba. Ya tren hareket ettiği zaman duramaz yani ayakta. Ondan sonra ikinci birisine de sebebi. Ya kalktın şu moda dedi. Yer verelim gibilerden. Ondan sonra oradan bir tane orta yaşlı bir adam. Sen ne diyorsun dedi. Sen dedi yarın bir gün Allah uzun ömür versin. Yaşlanmayacak mısın? Sen de moruk olmayacak mısın dedi. Çocuk bir mahcup ol. Bir mahcup ol. Ama Allah'tan ben yine adam duymadı yani. Amcamız duymadı. Teşekkür ettim. Oturdu. Yani şimdi gençler bazen dediğim gibi çok şey yok yani. Saygı baygı göstermiyorlar. Hayır moruk diyen demedim. Yani moruk denilen çocuğun yanındakinin yanındaki. Kattı yol verdi. Gel anneciğim dedi. Otur dedi. Ötekiler hiç bozmadı bile.
Ya sen ne diyorsun dedi. Sen ne diyorsun dedi ya. Sen dedi Allah uzun ömür versin de sen olmayacak mısın bu yaşları yakalarsan dedi. Aynı şeyi sana yapsalar dedi beğenir misin dedi. Neyin çocuk? Mahcup oldu yani cevap vermedi. Onu diyorum yani insanlar yaşlanınca çok hassaslaşıyor ve de her şeyi tabii ki ister istemez olacak şeyde olmayacak şeyde istiyor. Bir gün dolmuştayız İstanbul'da. Evet. Başka.